Öncelikle teşekkürler. Misafirin olduk biz de. Nasılsın? Öncelikle hoş geldiniz. İyi olmaya çalışıyoruz. Siz nasılsınız abi? İyi, teşekkür ederiz. Şimdi tabii öncesinde bir sakatlığın oldu, uzun bir sakatlığın oldu. Sonra ufaktan takıma alışmaya başladın, oynamaya başladın. Bir koronavirüs pandemi dönemi oldu. O arasına nasıl geldi, iyi mi geldi yoksa tam alışmaya başlarken tekrar araya gidilmesini nasıl etkiledi? Öncelikle gerçekten sezona takım olarak iyi başladığımızı düşünüyordum. Sonra çok ağır bir sakatlık geçirdim Fenerbahçe maçında. 4 tane bilek bağım koptu. Ve benim için gerçekten çok uzun bir süre severek yaptığım işten uzak kalmak zorunda kaldım. Yaklaşık 4 ay oynayamadım. Daha sonra 4 ayın üzerine güzel bir başlangıç yaptığımı söyleyebilirim. Kayseri maçında gol attım. Birkaç tane de asist yaptım. Ondan sonra araya pandemi süreci girdi. Pandemi süreci benim için aslında sağlığım için gerçekten iyi geçtiğini söyleyebilirim. Çünkü ilk başladığım zamanlar ağrılarla oynamak zorunda kalıyordum. Çünkü geçmemişti sakatlığım tam anlamıyla. O arayı iyi değerlendirdim. Hem kuvvet anlamında hem mental açıdan gerçekten evimizde kaldığımız süreyi, ailemize ayırdığımız süre daha fazla oldu. Sağlığımızın değerini ne kadar önemli olduğunu, insanın özgür olması ne kadar güzel bir şey olduğunu bu dönemlerde iyice anlamış olduk. Dönüşünde de bizim için gerçekten pandemiden önce de çok iyi gidiyordu ikinci yarı anlamında takım olarak. Pandemiden sonra da muhteşem bir takım olduğumuzu bir kez daha Yani bu dönem gösterdik. aslında en çok sen ve takımın faydalandığı gibi gözüküyor. O zaman o Kasımpaşa'nın yükseliş dönemine gelelim son 7 maçtaki. Tabii devre arasında önemli değişiklikler oldu. Önce takımın o genel müdürü Serkan Reçber oldu. Ardından teknik direktör Fuat Çapa geldi. Yeni transferler geldi. Burada herhalde bir sinerji oluştu. Senin de performansın yükselmeye devam ediyor. Takımın son durumundan bahsedelim o zaman. Ya gerçekten ilk yarı 12 puan toplamıştık ve bizim gibi hedefleri çok farklı olan bir camia için gerçekten hayal kırıklığına geçen bir ilk yarı oldu. Daha sonra Sayın Turgay Ciner Başkanımızın önderliğinde bu vizyona yakışır bir takım yaratma çabası oldu. Ve Serkan abimizin de hocamızın gelmesiyle inanılmaz bir takıma büründük. Çok riskli bir işti ama hocamız ve Serkan abi futbolcular olarak inanılmaz bir özgüven ve fedakarlıkla bu süreci geçirdik. Serkan abi biz hatta Antalya maçından mağlup döndüğümüz zaman ben size inanıyorum bu mağlubiyet Bahçelilerin kazancı olacak diye bir cümle kurmuştu bize burada toplantı yapmıştı. Biz ondan sonra daha mağlubiyet yüzü görmedik ve çok zor bir işi yaptığımızı söyleyebilirim. 6 galibiyet bir beraberlik var son 7 maçta. Yani gerçekten oynadığımız zaman kazanma arzusu ve kazanma duygusuyla çıkıyoruz maçlara. Bir takım için de en büyük avantajlardan biri bu. Gerçekten oynayan oynamayan 5 dakika 10 dakikada girse iş yapabilen futbolculardan kuruluyuz. Benim kendi açımdan da ne oynadığın değil, ne kadar oynadığın değil, ne oynadığın önemli. 5 dakikada olsa elimden geleni yapıp hem kendi adıma hem de takımım adına iyi işler yapma planımız var ve herkes de bu seviyede olduğu için başarı da otomatikman kendinden geldi zaten. Biraz daha erken başlasaydınız sanki bir Avrupa hedefi bile ortaya çıkacak gibiydi ama tabii artık ligin boyu da kısaldı. İnsan bir ah diyor mu? Hani böyle biraz daha erken başlasaydık da daha da yukarılarda bitirseydik. Ya ben hiçbir zaman hayatım boyunca keşkelerle yaşayan bir insan olmadım. Belki de bu gelecek sezonun işi sıkı tutmamız için bizim için bir küçük bir dersti. Çünkü bize herkes belki en zayıf halk olarak gösterdiği bir dönemde bu hafta Kasımpaşa ile oynuyoruz. İşimiz gerçekten zor denilen bir takıma dönüşmek çok zor bir olay. Bunun da en büyük örneği de biziz. Biz gerçekten iyi bir takım olduk. Artık gelecek sezon bambaşka bir röportajla, bambaşka bir hedefle karşınıza çıkmak istiyoruz. Biz iyi bir camiayız, iyi bir takımız.
Bu artık son geride kalan maçları da kazanıp gelecek için bambaşka bir hedef koyma planımız var. Tamam, o zaman gelecek dedik. Şimdi bir geçmişten başlayalım. Trabzonspor gibi çok önemli bir kulüpte oynadın. Ardından Bursaspor gibi yine Türkiye'nin güzide nadide kulüplerinden oynadın. Şimdi de Kasımpaşa'dasın. İyi bir yapılanması olan bir kulüptesin. Artık sezon sonunda yaklaşıyor. İleride kendini nerede görüyorsun? Türkiye'de, Avrupa'da, hangi kulüpte, nasıl hedeflerin var? Gerçekten hani ben kendi kariyerim açısından baktığımız zaman, futbolu bıraktığım zaman muhteşem kulüplerde oynadığımı ve gururla her zaman anlatacağımı söyleyebilirim. Trabzonspor benim için her zaman farklı bir yerde. Ben Trabzon'u ve Trabzonspor şeyi benim için özel. Ama artık geride kaldı Trabzon'un günlerim. Benim için her zaman ikinci bir evim olacak orası. Bursa'da keza öyle. Beni gerçekten bağrına bastığını düşünüyorum Arı şehrinde. Gurur duyuyorum öyle bir camiada oynadığım için. Yani şu andaki Kasımpaşa'daki kariyerim ve devam edecek kariyerim içinde çok farklı hedeflerim var. Burada kendimi çok huzurlu hissediyorum ve takımımızın gerçekten vizyon anlamında çok iyi seviyelerde olduğunu söyleyebilirim. Hem tesisleşme anlamında hem yönetme anlamında. Gerçekten ben şanslı bir kariyer geçirdim söyleyebilirim kendi adıma. Peki Türkiye, Avrupa hedefler, Türkiye'de daha öncesinde bir Galatasaray sürecin oldu. Bununla ilgili gelecekte tabii ki şu an buradasın. Konuşmak, böyle bir hedefin var ama Türkiye'de başka kulüplerde oynama hedefin var mı? Veya Avrupa'da gidersen hangi seviyeye gidersin? Öyle herhangi bir kulübe gider misin? Yoksa Avrupa'ya gitmek için mi gidersin? Yoksa iyi bir teklif alırsan mı gidersin? Ya benim her zaman hayatımda küçük kırılma anları oldu. Trabzonspor'dayken de oldu. Ben Trabzonspor'a ilk 2013 yılında başladım A takım seviyesinde. O dönemde Lazio, Espanyol ve Roma gibi böyle ciddi kulüplerim beni bayağı takip etti ve ikisinin ciddi bir şekilde ilgilendiği dönemlerim oldu. O dönemki başkanımız daha farklı bir yapıda olduğu için bizim Trabzonspor'da daha büyük işler yapacağımı söyleyince göndermemişti ve Trabzon'da hiç istediğimiz gibi bir gelecek için 3-4 yıl çok iyi gitmedi. Şike süreci bayağı yıpratmıştı Trabzonspor'u ve ağır bir dönem geçirdi Trabzonspor o dönem. Belki de o konulara hiç takmasaydık daha farklı bir Trabzonspor'la izleyebilirdik. Yapılanmamız kötüydü. Artık kulübün bayağı bir yara almıştı. Yani ben Trabzonspor'un ilk çıktığım sene haricindeki öbür dönemlerimde çok fazla bir takım bütünlüğü, büyük camia bütünlüğü ya da şampiyonla oynayacak bir kadro hiçbir zaman oluşturmadı. Bu da bizden çok şey bekleyen insanlar için bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü çok şey bekliyordu insanlar bizden o dönem. Ama bir planlama, bir güzel bir ortam olmazsa hiçbir zaman başarı gerçekten tesadüf değil. O zaman da çok kötü dönemler geçirdik. Yani ben kendi adıma şu an hala 27 yaşındayım. Futbol aklı ve futbol olgunluğumun en güzel döneminde olduğumu düşünüyorum. Tabii ki hedeflerim arasında Avrupa'da oynamak var. Belki şu anda gerçekten çok iyi bir camiadayım. Ama daha büyük takımlarda daha büyük hedeflerim her zaman olacak. Milli takıma gitmek istiyorum. Eylül'deki turnuva ilk kampa kesinlikle gitmek istiyorum. Onun için çok çalışıyorum. Hocamız da bizi milli takıma göndermek için gerçekten çok enerji sarf ediyor ve sürekli bizimle toplantılar yapıyor. Hedeflerim gerçekten büyük. Futbol kariyerimin sonuna kadar her zaman bir hedef koyacağım kendime. O yüzden çok çalışıyorum. Zamanda her şeyin ilacı o gösterecek. Yusuf, bundan sonrası için hem sana hem de kulübüne başarılar. Biz de tabii gelirken de Fuat Hoca'yı da gördük. Tesisin etrafındaydı, bize selam verdi. Çok pozitif bir ortamınız var. Umarım bu pozitif ortam sizin adınıza devam eder. Ve bundan sonra hem sen kendi kariyerin hem de Kasımpaşa kulübü olarak istediğiniz hedeflere ulaşırsınız diyelim. Kasımpaşa'nın Kemerburgaz'daki tesislerinde bu son süreçte, son 7 maç.